saniye müziği açayım. Duyuyorsunuz arkadaşlar. Telif yememek için kısıyorum. Bu zamana kadar hep ya benim ya Seri'nin masaları oylandı. Yiyecekleri eleştiri yağmuruna tutuldu. Bu zamana kadar yükseldi şarkı. Biz eleştirildik, biz sopa tutulduk. Ama bugün bizi eleştiren, bizi sopa tutan, gerçi Şeyma bana hep iyi puan vermiş de. Şeyma Serkan çiftinin evine davetliyiz. Biliyorsunuz geçen sefer Kura'da onlara ne çıktı? Çay saati. Yani onlara dediğime bakmayın, sadece Şeyma üzerinden konuşacağım şimdi. Gün tabağı gibi börekler çörekler hazırlayacak bize. Elimde de kahvem, çok hazırlıklı gidiyorum. Bu arada bugün erkekler, kızlar ayrı olacak. Geçen sefer Şeyma söylemişti, belki hatırlıyorsunuzdur. Şöyle bir dengelik var mı ya şöyle? Şeyma ve Serkan çiftimizin evi ufak olduğu için hep beraber sığmayacağımız düşünülüyor. Hani erkekler neden yok derseniz evden dolayı, bir de zaten tabii ki kız kıza çay saati yapmak daha keyifli olur. Buna ben de katılıyorum. Uğur, Serkan, Özer, Cemil ise dışarıda mangal yapacaklar. Mangal yapmayacağız ya. Öyle dedin. Kendin pişir kendin ye bir şey varmış, restoran varmış. Aynı şeyi biz konuşuyoruz. Tamam ama sonra dedi, Özer dedi ki üzerimiz kokar dedi. Biz dedi onu biz yapmayalım, yapıp bize versinler dedi. Tamam, onlar da yemek yemeye gidecekler özetle. Çok heyecanlıyım. Şeyma ilk defa bizi ağırlayacağı için. Bu arada ben daha önce bir defa gittim. Çok hızlı bir ev ziyareti gibiydi ama Selin de bana ilk defa geliyor falan. Bence benim hislerim diyor ki çok hazırlıklı. Yani çok fazla çeşit yaptığını düşünüyorum. Bana kulağıma şey geldi, annesinden yardım almış biraz. Deme. Siz orada sorarsınız. Tom. Siz orada sorarsınız. Şimdi bak, annesinden biraz yardım almış derken örnek veriyorum. Annesi böreği mi yaptı? Sarmayı mı yaptı mesela? Bunlar çok önemli detaylar. Ya, içini Şeyma yapmıştır, sarmasını annesi yapmış olabilir mesela, bilmiyorum. Çok gizli bir bilgi aldım şu an. Bunu videonun sonuna kadar kimseye de söylemeyeceğim. Geldik bu arada. Uğur beni bırakıyor. Sen beni burada bırakıyor musun? Ben de çıkıyorum, bir tatacağım ben ya. Herkes ha geleceksin. Yere. Evet, arabayı bırakmak tamam. İçin bu arada. Geri. Tamam, o zaman arkadaşlar bekleyin. Beni ilk defa gördü ya. Uğur'un arabasını da koydum. Gerçi bu sefer köpek mamasıydı ama olsun. Yiyorlar yani, ıslak mama olduğu sürece hepsi yiyor. Ama normalde senin gelmemen gerekiyordu. Çünkü diğer erkekler gelemeyeceğine göre. Gelmiyor, belki bir çıkıp merhaba derler. Ha. Tamam o zaman. O zaman erkekler olmuyor, olmadı bu. Her türlü demek ki bir oylama yapacaksınız bu durumda. Ben neden bu kadar korkunç gözüküyorum? Kaşlarımdan dolayı olabilir mi arkadaşlar? Aa çok sıcak. Bezmen açar mısınız kapıyı? Hop açıyorlar. Bravo. Hoş geldiniz. Şovlara bakın ya. Karşılamada böyle gülerek falan. Danslı, kardeşim, müzikli. Hazırız beni, hazırız. Tabii. Hadi ben zaten görmedim de. Hiç kimse mi uyarmaz beni? Eşim beni uyarmadı. Kaşım böyle şöyleyken açmışım kamerayı. Bu Maybelline'in Super Lock diye bir yapıştırıcısı var ya, o. Kesinlikle bu arada alın. O kadar başarılı ki. Bak kımıldamıyor kaşım. Şu an ne yapacağım bilmiyorum. Uğur hile yapıyor. Kimseyi beklemeden şu anda kendine bir tabak hazırlatıyor. Ben masayı sonra göstereceğim. Ben burada olmayacağım için ya. Yiyecekleri sonra göstereceğim. Şimdi sürprizi bozmak istemiyorum ama biraz çeşit fazla gibi arkadaşlar. İşte 4 tane erkek buraya oturduğumuzu siz 4 tane erkek doğru. Evet. Ha, ne olur. Hemen böyle bir ip belki çıkıyor. Buraya mesela 4 kişilik ufak bir masa alınabilir, 4 kişilik. Ama çok işte çok fazla böyle işte misafir gelmediği için onlar da diyorlar ki niye evi daraltalım, biz bizeyiz. Yani 2 kişi yaşıyoruz. Çok doğru. Sığmıyor, yine sıkışıyoruz. Kız kıza burası çok daha keyifli olur. Biz o yüzden uzayalım. Serkan da durma, ben gel. Tadına bakıyorum. Bak bakayım, ben çok merak ediyorum, beğenecek misin? 2 gündür mesaideyim. Oha çok iyi. Gerçekten. Bana hala tezeyle kapışır. Ben daha bir şey yemedim. Kızlara da tabii ki bekleyeceğim. Sen mi sardın bunu? Evet. Yardım aldın mı annenden? Annemden aldım. Kıyamam ya. Kıza niye söyletiyorsun? Ama onları biz yapacağız ya. Biz sorulacağız. Sen orada hangisi annedir, anne evidir? Ha, bir tanesini ben yapmadım. Şimdi, ha, bu arada. Adana'da bir arkadaşı yaptı. Söyleme. Boşver söyleme. O zamana kadar yediğim en iyi sarma. En iyi yediğim sarmalar arasında. Çünkü tamam. Hem içi yumuşacık, hı-hı, hem de yaprağı çok güzel pişmiş. O da yumuşacık. Hiç sertlik falan damarmama gelmedi. Burada şimdi birkaç tanesi var. Kızartmış. Üstünü kapatmış biz gelene kadar tozlanmasın diye. Devamı da içeride mi Şeyma, evet, şefim? Tamam. Ortalama dedi buna. Ortalama. Tamam.
Okey, sen daha yorum yapma. Çok güzel bir ışık var evde, yani böyle bir ferah hissettiriyor. Küçük falan filan diyor Şeyma ama bana o geçmedi şu an. Küçük gibi hissettirmiyor burası öyle. Ferah, aydınlık, keyifli. Bakın kombinimi bile çekebiliyorum. Kombim de hiç iyi değil. Zaten kaşımdan fiyaskoyu yedim sabah sabah. Etiketini koparttığı terliği veriyor bana. Ama bunu koparamadım. Artı 5 puan geliyor arkadaşlar. Çok önem verdiğim bir şeydir ev terliği. Evet. De çok güzel. Ay çok güzel. Bak şu da var. Şu da çok tatlı. Ay çok güzel. Ben de bunlardan gördüm. Trendyol'da evet ama almadım. Ama çok güzelmiş. Şu an düşünen arkadaşlar alabilirsiniz. Şeyi güzel. Tabanı, evet, üstü güzel falan filan çok güzel. Bunu sen şeye ver, marala. Marala. Puanımı söylüyorum arkadaşlar. Sadece makarnayı tatmadım ama geri kalan çoğu şeyi tattım değil mi? Aha. Puanım Şeyma'ya 9,5. Çok iyi. Yarım puan da kırdım. Neden? Çünkü beni bilen bilir. Her zaman daha iyisini yapan vardır. Evet. Adaletli bir oylama yaptığımızı da görsünler. Daha ben yapmadım gerçi ama efendim Özer Selin çifti bizi bir gömmüş. Biri ya, gömmüş. Böyle talihsiz bir açıklamalar var. Umarım bu akşam gerçi Özer bizde olacak da Selin inşallah eli şeydir. Ağzı boldur yani. Şu evet, evet, vallahi evet. Yok ama Özer bayağı acımasızdı. Ben bıyığa zaten 10 puan vermiştim. Hayır, Özer tabii konsept olarak Özer bunun Meksika mutfağı olduğunu anlamadı. O kendi yaptıkları gün mutfağı. Tabii canım Özer diyor ki masaya cips ve sos koymuş diyor. Ama o dedikleri şey zaten o adamların yediği bir öğün. Nasıl adil bir insan olduğumu şöyle söyleyeyim. Bence benim masam, dürüst oluyorum size, yetersizdi. Evet, daha fazla şey yapmak isterdim. El vermedi şartlar buna, fayita yapamazdım Meksika mesela evde. Meksika mutfağı. Fayitayı nasıl yapacağım arkadaşlar evde ben? Yani tavada yaptığım bildiğin tavuk soda derlerdi o zaman. Hani fayitadaki o güvecin içerisinde dumanlı ben de öyle bir gösteri olmaz. Yapmak isterdim. Aa, ama yapamazdım. Damlacığım bir şey söylemek istiyorum. Hmm. Bak gerçekten bunlar çok emek isteyen evet. Ve detay isteyen işler. Bir kere bunlar, ben Şeyma'yı iki gündür görüyorum, stres oldum. Sizin ya, masada ne? Çok emek vardı o yüzden. Ya, bir şey söyleyeceğim ya. Sadece karşılamadan insan ya ben 1 puan verir, 5 mi verdi, 6 mı verdi? Ama evet. Bu kadar acımasız bir puan olamaz yani. Ben o şapkaları 2 hafta bekledim ya Çin'den gelmesini. O da bir emektir. Müzik eşliğinde mi? Ondan sonra. Tamam. Hoş geldiniz. Bunlar bir modül geldi. Bir modül ayrılması lazım. Sana özel. Sağ ol canım. Merhaba. Ne oldu? Neyi beğenmedin? Ben hep ipucu. Aa ben sana marala ver dedim aksine. Biraz dinlemek için. Hoş bulduk. Kardeşim hoş geldin. Onlar hep. Herkes toplansa ya. Harika. Valla. Dolma edecek laf yok, yıkılıyor. Eline sağlık Şeyma'cığım. Evet, buradan yorum yaptı bu arada. Ben daha hiçbir şey tatmadım. Ben sizi bekledim. Hayır ya. Ben sizi bekledim. Ben çok acı köfte falan aldım. Evet. Ben yemiyorum ya. Bunu ya ben de yiyeceğim herkese. Yiyebiliyor musun ki? Ha. Ama yiyeceğim yani. Yoksa yere çıkartacağım. Diye. Ay tatlı. Aman aman aman. Şeyma gelin. Çok sevdiğim şeyler var. Rus salatası çok sevdim. Amerikan salatası olmasın o? Makarna. Amerikan makarnası. Şey. Hayır lan. Makarna Amerikan. Salatası. Amerikan makarnası. Kesin böyle girdi. Evet. Ben severim. Daha dün de şey yedim ha, pancar. Keçi peynirli pancar. Pancar salatası diyorum. Ne yedin? Şöyle. Sen de mi sarma? Sarma dolma yedim. Evet. Bizlere gidiyoruz. Ocakbaşı oradan da vadeye gideceğiz. Allah'a seversen. Evet, şey, aşeriyorum ben çiçeği. O an gider. Birazcık ama çok şey yaptın. Zaman. 8 çeşit. Selin göbek çek. Yani çok arkadaşlar moralim çok bozuldu. Büyümedi mi yine? Bu bana olan son kot pantolonu. Yani öyle olsun ama biraz daha. Beni anlayan olacaktır. Ben çok zor kilo verdim. Yani şu an işin o kısmında değil. Evet tamam orada haklısın. Ama gözüm dolacak. Ama şöyle de düşün. Çok zor kilo verdin. Bu sefer kilo almanın sebebi çok tatlı bir şey. Rahatça da verirsin tekrar. Diyorum ki artık bir karnım burnuna çıksa da insanlar yolda bize yol evet versin. Abi ben neden mesela hala göbek çek dediğim zaman bu kızda şöyle bir şey göremiyorum, bir bombe. Karşım birkaç ay sonra. Annem dedi ki 4. aydan sonra bir anda şişerdi. Kaç ay bu? 4'ü geçiyor. 4'teymiş. Dedim ki hiç karnı şişmiyor dedim. Neden? O kokuyor mu parmesan? Yok kokmuyor, tatlım ben. Ne kurvasan mı aldınız? Hayır bu mülföymüş parmesanlı. Aaa
harika. Hemen yerim. Hemen yerim. Bakın bakın. Elimle koyacağım, tıksınmazsınız değil mi? Tıksınmayacağım, koy. Şey içli köfte ama yiyor bu ya. Kadına baktı bunun. Biz içli köfte yazırken kadına ikram etti bize. Tam bu sıradaydık. Sonra çıkarken bir kez daha istedi Selin. Ben de tam diyecektim ki, diyor ki karnım burnunda olsa diyeceğiz ki. Evet. Kadın da böyle iyi falan diye. İçli köfteyi kim yaptı? Onu Adanalı annemin arkadaşı yaptı. Bir tek onu ben yapmadım. Okay. İnanmayacak mıydın? Şey, zor bence de. Nereden aldın? Şey, çok kötü. Ya. Neden? Kötü. Çok küçük. Ne sadece? Ne o? Ben böyle bir şey arıyordum. O şey. Pasta. Madame Coco falan herhalde. Bakalım. Böyle kuru pasta falan koymak için güzel oluyor. Evet. Ha, bu niye tatlı aldınız ki? Cheesecake yapmış kız. Olsun. Kazandı mini. Çok güzel. Bu mu kazandı bu? Hem mini hem mini. Aa, çok severim. Çok severim. Harikasınız. Tamam. Çünkü geçen sen deyince benim de aklıma kuşku geldi. Evde otururken kendime söyledim bir kutu. Kuşku geldi. Kendime söyledim bir kutu. Fıstık içinde bütün fıstık varmış. Gerçekten daha güzel. Safranbolu gibi daha güzel dedim sana. Dedim bu sana. Bu içinde fıstık var. Bütün fıstık. Bu arada arkadaşlar Dami Home'un tabaklarını kullandığı gözümden kaçmadı. Bu benim için ben bir puandır. Ben buna kahvaltı var. Yapıyorum ben bunun için. Kalanları alabilirim. Ama bir sakıncam var, makinaya sığmıyor. Evet, tellere girmiyor. Evet. Ben bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi biz bunları almak için safran bolu fırına girdik. Evet. Adam biz alırken diyor ki Dubai çikolatası da var, diyor ki hayır benim diyor artık kusacağım, midem bulamıyor. Adam diyecek bir şey bulamadı. Her yerde Dubai çikolatası var. Ben hiç satmadım. Ben sana getireceğim. Ben satmayacağım. Ben getireceğim. Ama hangisini? Hangi markanın yaptığı? Dubai'den getireceğim. Ha Dubai ama evet. Dubai çikolatasının aslında Dubai'yle bir alakası olmadığını biliyor musunuz ama sen? Dubai'den alınmıyor mu? Hayır. Ama herkes öyle diyor. Bu tamamen bir marketing. Dubai çikolatasının Dubai'yle hiçbir alakası yok. Zaten ne alakası olabilir ki? Hiç yani. Sıfır bir alaka. İsmini öyle koymuşlar. Şu erkleri de gönderin. Hadi gidelim. Merhaba arkadaşlar. Şey dış ses gibiyim. Güle güle. Dikkatli olun. Hediyelerini de aç. Ay. Sana ev hediyesi almışlar. Teşekkür ederim. Ama aceleye geldi. Evet, güzel oldu. Şunu böyle koyacağım. Sıra renginden alayım. Bu ne böyle? Aa, ben de çok merak ettim. Ne aldınız? Heykel? Vazo? Aa, bu ne? Kırlent. Gerçi kırlent olsa hafif olurdu. Vazo. Aa, evime çok uygun. Evet, bu arada. Köşeye yapacağım ben bunlara. Kompost falan mı? Yani şimdi orada bitkiler vardı Şeyma ama renkli şeyli onu bilemedik. Çok güzel, çok teşekkür ederim. Bence de çok güzel. Şimdi evet. Bilirsiniz Alaçatı'da bir tane o sokakta. Tabii. Bir camcı var. Hemen şeyin yanı söylüyorum. Kapari Bahçe'nin yanı. O sokakta. Böyle böyle yapıyorum. Yemeğinizi yiyin çünkü. Şimdi şu sesi duymanızı istedim bak. Çıtırtı baklava yufkası. Bak hemen bildin be. Vallahi helal olsun. Şu an çok keyifliyim arkadaşlar. Yemek yediğim için konuşamıyorum. Birazdan konuşacağım. Ama buraya da koyarsam konuşamayız. Şuna artı puan veriyorum. Benim için domates kesip masaya koymuş. Çünkü ben kısır domatesi sevenlerden biriyim. İki çeşit börek vardı. Yine artı puan. Şu kıymalıydı. Şu ise peynirli. Ve ben peyniri daha çok beğendiğim için. Ve iki seçenek olması harika olduğu için tabii. Maral mola da galiba. Evet, mola değil. Ben söylemeyi unuttum. Bugün özel parlak giydim bu arada. Evet. Bir de var ya altına ten çorabından giyip. Yani bu görüntü ne diyor ya. Arkadaşlar sunuma bakın. Senin biraz daha yaklaşırsan senin ekranını da çekeceğim. Evet. Evet şu anda çekim. Aa, bu ne ya? Flash senden mi benden mi? Senden de almışım. Ya şu ayak parmaklarını çekin. Ya bir parmağım. Şöyle gelin. Tamam. Mecbur sileceğim ayak parmaklarını şokla. Bak. Bak şu ayak. Bu kadar tatlı benim ayağım. Ya bak şimdi. Şey bana ben çirkin mi? Aa, çok nizami. Ya Şeyma yürü git. Rahatsız şöyle göstereyim kızım, durun. Parmakları çok güzel. Oğlum, Pinterest'ten falan mı gördün? Kibar bir kere. Hemen anladım. Çizgi ya ben güzel çekinmedim ya. Al bir daha çek. Tamam çektim yeterince. Önce ben mi başlayayım? Arkadaşlar puanlama kısmına geçiyoruz müsaadeniz olursa. Gel gel sen buraya siz de gelin. Hı-hı. Aynı anda kutlarız. Evet kutlarız. İyi ki doğdun. Önce o zaman ben söylüyorum evet, tamam mı? Öncelikle şeyi çok beğendim. Bu şaşkınlığımı yani bizi çok şaşırttı. Evet. Bunları yapabilmiş olması yani bir
bir beyin patlaması yaşadık bence hepimiz. Tabak seçimleri, çanak seçimleri, efendim çatallar, masadaki aksesuarlar, her şey çok özenilmişti ve kızcağız yeni sipariş etmiş bunları. Evet. Biz geliyoruz diye. Terli. Bakın. Ben göstereyim. Ben çok biliyorsunuz çorap giyemiyorum, o yüzden bana parmak arası terlik sipariş söylemiş. Etmiş çok bizi ağırlamak için falan. Bunlar çok dönüş güzel. Olacak tabii evet, ki de. Olacak. Yani şöyle bütün yediklerimi düşünüyorum öncelikle. Hem davetinden dolayı tabii ki hepimiz çok mutlu olduk. Evet. Eve de sığarmışız burada. O kadar da büyük bir dert değilmiş. Gayet rahat oturduk yani, çünkü. Evet, çok rahat. Evet. Sunum, hazırlıklar, dediğim gibi taban tutanak lezzetlere gelirsek de beğenmediğim tek bir şey yok masada. Benim de, damak tadıma uymayan var mı? Var. Ama beğenmediğim hiçbir şey yok. Bir tek ben kıymalı şeyi yiyemedim. Ben de içli köfteyi hiç sevmedim. İçli ben de yiyemedim. Cheesecake'e bayıldım. Çok limonluydu ama o evet. Altındaki kıtırı çok iyi tutturmuştu. Mesela ben cheesecake yapmaya kek kıtır. Şey yapamadım, cesaret edemeyebilirdim. Evet. Kolay bir tatlı değil. Evet. Şimdi denemezdim ben. Bu arada gerek ilk davetinden dolayı, gerek masası ve özendiğinden dolayı ben 10 üzerinden gerçekten 9,5 puanı layık görüyorum. Yarım puanı nereden bulamıyorum? Ama 6 puanı, bana 4 puanı. Siz de ona 3'te 4 verdiniz. Hayır, 4 vermedik. Anlatamıyorum ben. De ben anlatamıyorum. 6 verdim. 3 ve 4 verebilirdik ama dedim ben 7 verdim. O 6 ben verdim. Meksika tarihini anlatmaya bile puan verdim. Tamam, ben de sana şununla kıyaslayabilirim. Senin belirlerin hazırdı. Böreklerin hazır mıydı? Evet dedin sen. Ben kaç çeşit yaptım sen unuttun mu? Hazırdı ama. Bir tane sen böreğim hazırdı ama Uğur seviyor diye ha. O böreği koydum ben ekstra. Benim hazırım vardı. Senin her şeyin hazırdı. Ben kabul ettim. Ben bu videonun başına ne diyorum biliyor musunuz? Senin her şeyi konserdi. Yetersiz dedim. Kabul ettim. Altı. Yetersiz. Bana o zaman 7 verebilirdin. Sana 7 vermiştin. 6 vermiştim. Maraldır 6 veren. Ben 6 verdim. Ben daha düşük vermemiştim ondan. Bu 5 bile vermiş oldum. Hayır ya. Tamam, ben şimdi ilk bir tane heveslisin diye de. Evet, evet. Heveslilik almak gerekiyor. Çok güzeldi. Yani kısır özellikle. Aa, mesela iyiydi. Tam damak tadıma göreydi ki kısır ince çizgimdir. Dolma muazzam. Sarma. Sarma. Annesinden de destek almış bu arada. Evet kabul ama ediyoruz olsun. Neyse tamam. Açıklaması bile okey bu arada. Sarma yani kimin eli emeği geçtiyse 10 puan çok iyiydi. Sonra evet. Pancar salatası çok güzeldi. Ama unuttum ben yemeği. Makarna salatası. Makarna salatasını seçtim. Şöyle durayım ben. Böreği başka aklıma geliyor. Makarna salatası benim ince çizgimde çok severim. Çok makarna. Güzel. Çay bile iyiydi biliyor musun? Yani çay saatine uygun bir masaydı. Evet, çok evet. Güzeldi. Elin emeğine sağlık diyoruz. Evet. O zaman topluca 9 puan veriyoruz. 9,5'dan. Tamam. Evet. Hadi 10 verelim ya. Hadi verelim. Verelim. Sen de aynı fikirde misin? Maral vermeyecek gibi. Sıfırcı. Yani sıfırcı var. Puan klasım geliyor ama evet. İlk. Senin de gün geliyor. Ben terliğe evet. Bile puan verdim. Evet evet. Ya. Onlar beni büyüledi. Evet. Çok naif ve güzeldi. Çok güzel. Tabağı, şeyleri, her şey çok güzeldi. Evet. Naif karşıladık bize. Bir de ilk tabii bu. O yüzden i̇lk olmuyoruz. İkinci de böyle yüksek olmayabilir tabii. Tabii ki. Ama zaten. Ayağa alışsın. Korkmasın bir daha yapsın. Evet. Ama yetenekli olduğunu gördük. Evet evet. Yetenekli evet. Varmış yeteneği. Hani şeyler vardır ya. Seni sen de öylesindir mesela. İstese yaparım ama evet. Yapmaz. Evet. Onun gibi. Öyle evet. Öyle. Bu arada şey. Şimdi biz oylamamızı verdik. Buradan çıkacağız. Bir vadiye gideceğiz. Ne bileyim mağaza falan gezeceğiz öyle. Evdeki görevimizi tamamladık. Gayet de uzun sohbetler ettik. Evet. Keyifliydi. Keyifliydi gayet. Teşekkürler Şeyma'cığım davetin için. Güzeldi. Teşekkür ederiz her şey için. Ellerine sağlık Şeyma'cığım. Buradan izlersin. Duyuyor duyuyor. İyi tamam. Bir daha isteriz ama. Eğer mümkünse. Ara ben çok kilo çok aldım. Çok yedik çok yedik çok bu kilo ara. Aldık yani. Geçen hafta Meksika. Ufak esler vereceğiz zaten şimdi. Evet. O zaman dışarıda görüşürüz. Bye. Geçse de yıllar. Ya bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Biz Uğur'un arabayı aldık. Evet. Erkekler de gün bitmiyor. Erkekler de maçı izlemeye gitti. Biz de şimdi bizim eve gidiyoruz. Bana bir göstersene ne olur ne olur ne olur. Neyi? Aldığımız şeyi. Ne olur ne olur ne olur. Fındık mı? Evet. Fındık. Ne olur ne olur. Ya Selin'lerin bir arkadaşı var Zeynep diye. Zeynep dedi ki geçen gün kahve dünyasının fındık ezmesini, kremasını hiç denediniz mi? Biz de yo dedik hani denemedik. Hani ne olay olabilir falan. Dedi ki bir kavanozu bütün bir günde bitirdiğim için almamaya çalışıyorum. Kendinize bu kötülüğü yapmayın, almayın. Çok iyi dedi. Tam da biz de o kötülüğü yaptık ve aldık. Çok merak ediyoruz. O yüzden eve gidip hemen bunu deneyeceğiz. Biz de bunun crunchlı olan versiyonunu aldık. Arkada. Bak şu Mural gösteriyor. Mural mı? Mural. Mural gösterdi. Bir de onu aldık. Bir de Maral şeyi çok övüyordu. Damla çikolatalı Çık kahvesini. Ben neden konuşamıyorum ya?
Allah. Yani öyle bir ürünü yok. Damla sakızlı Türk kahvesini. Onu da aldık. 2-3 mağaza gezdik. Ben Massimo'dan çok güzel bir pantolon aldım ama onu giyip göstermek isterim. Selin de gebe olduğu için kendine rahat bir... Yüzüme vurmayın. Rahat bir pantolon aldı kendine. Bu kadar. Başka da hiçbir şey almadık. Oturmadık bile. Şimdi eve gidiyoruz. Şu tadımları gerçekleştirelim. Evet. Yemeden bir gün geçmiyor. Bırakın bir günü, bir saat geçmiyor ya. Vallahi hep her şey yemek üzerine. Farkında mısınız? Neyse. Kapattım. Bu şimdi fındık kreması. Koku. Ama ağır bir koku. Kokla. Ben bu pandemide hep sipariş yapıyorum. Aa, çok güzel. Biraz fazla geldi bana şu an. Önce çatallarımızı... Ay, onu ben aldım. Al sen onu al. Bir şey olmaz ya. Bana da bir şey olmaz. Ben hep yerden yürüm. Anlamam. Bayağı iyi. Çok yumuşak bir tane çünkü. Yani bayağı iyi ama bu, ben bunu bitiremem bir günde. Ya bitiriliyor. Açken yeniliyor. Zeynep'cim bir günde rekor sende bence. Bir de ben bunu böyle sade de yemezdim. Bayağı ekmekle. Şimdi de sandviç. Bir de çıtır föyetenliği deneyelim hemen. Sonrası deneyeceğim. Bu da mı böyle sıvı bir formda? Bu daha katı. Ben onu sevmiyorum çünkü o fındık şeyleri hoşuma gitmiyor. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar yapış yapış değil de eskiden bu. Bakayım mı diyorum. Bir baksana tuzuna sen de. Benim bu mu? Bu. Ben de öyle severim bu arada. 8,5. Onun önünden 10. O kadar. Bunu full yerim. Ama aldığı porsiyona bak. Ser ser döndür. Yani isim verebilir miyim yani markaları? Tabii. Sen Nutella'yı atıyorum, iki kaşık yiyince böyle bayıyor ya. Evet. Bunun işte en kötü tarafı baymaması. O yüzden yediriyor diyorsun. Bayağı iyi. Maral? Bundan yememiştim daha önce. Bu şekerli daha. Öyle mi? Hı-hı. Ben de bunu daha çok sevdim. Bak, damağımda kaldı. Ha, sadesini sevdin. Crunch değil mi? O ya crunch'ı sürekli yiyebilirim. Evet. Bak bak. Gel. Piro. Günah ver. Hastalanır. Ama ilgisini çekti. Arkadaşlarımızı uğurladık. Herkes evine gitti. Burada saat daha erken. Yani bu sefer o kadar geç saatlere kalmadık. Normalde 2-3'e kadar oturuyorduk. Şu an daha yeni 12. Hiç uzatmayacağım. Videomuzu kapatacağım ki bir an önce editleyip sizle paylaşabileyim. Boyum yetmiyor. Önümüzdeki hafta pazar buluşması konsepti gelmeyecek. Çünkü önümüzdeki hafta böyle planımız yok. Benim annemler geliyor. Onlarla bir vlog çekerim. Onları yine böyle yemeğe falan götüreceğiz. Abi haftaya Cem Yılmaz'ın gösterisine gideceğiz. Belki hem onu da çekerim, onu da vloglarım. Yani onlar geldiğinde. Çekemez miyim? Cem Yılmaz'ı çekemezsin. Cem Yılmaz'ı çekemem. Ama onların geldiği o 3-4 günü çekerim. Çünkü çok güzel yerlere böyle rezervasyon yaptırdım falan. Yani haftaya başka bir konsepte görüşeceğiz arkadaşlarım. Umarım bugünkü vlogdan keyif almışsınızdır. Artık... Aa, yiyorsun. Sana da var, senin de var. Ben şu an yiyemem. Bir tanesini okusam. Yok, koklayabilir miyim? Ya içinde şey var işte. Uğur diyor, bayağı çikolatası deniyor da ben daha hiç denemedim. Hiçbir fikrim yok. Ben de ilk defa deniyorum. Neyse, o denesin. Gidiyordum ya. Haftaya görüşürüz. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye.